Merhaba sevgili Roleplay Hunter kanalının rol avcıları. Birlikte Mazekeeper oyununun kaldığımız yerden devam edecek ve biraz daha büyü avcısı döveceğiz. Bugün Gunchpik olarak ben sizlerleyim. Geçen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Oyunun tekrar yükleme mantığını çok sevmedim. En son kaldığımız yani oyunun kendisinin kayıt ettiği kısmı atıyor seni. Sen ne kadar kendin kayıt etsen de. O yüzden o kısımları hızlıca bir geçtim. En son buradaydık. Bizim kendi bir gümüş kanadımız var. Çok tatlı. Oyunda bir şey fark ettim. Nerede orası? Baktım ayarı buldum ama görselimi değiştirmek istemiyorum. Yani şu an farklı bir karakter tasarlamaktan ziyade kendi karakteriyle oynamayı tercih ediyorum şu an. Ve ilk görevimizi sanırım buradan alıyoruz. Ortam rektörü çok şahane. Senin öğretmenin Kara nerede tuttuklarını biliyor musun büyü avcıların onu? Sadece düşünüyoruz ama onu kurtaracak kadar güçlü değiliz. Ben onu dışarı çıkarabilirim. Eminim ki çıkarabilirsin. Hem senin için bir deneme olur. Deneme ne için deneme? Takım çalışmasını öğrenmek. Şimdi arkadaşlar ben şurada bir dayı gördüm. Oraya çıkamıyoruz galiba. Ve burada büyü de atamıyorum. Şu an orayla bir şey yapamıyoruz belli ki. Geri dönüş ha. Savaş masasına git. Bizim bir savaşçımızı yanında götür. Senin gücünü arttıracaktır. Rapor veriyorum görev için. Haritada çıkıyor görevler. Demacia haritasındayız biz şu an belli ki. Ya tahminim doğruysa şu ortadaki yer Demacia'nın ana şehri. Ve bizim kampımız Demacia'nın altında bulunuyor. Demacia genel olarak güvenli bir şehir ve kıta gibi duruyor. Çünkü dağların arasında ve nehirlerin şeyine bakarsak su kaynağı var. Güvenli ve yeşillik bir alan. Yani kendi sorunlarını kendileri yaratıyorlar belli ki. Yanımıza aldığımız takım arkadaşımız bizim kullandığımız büyü damage'ini arttırıyor. Büyü hasarını arttırıyor ve kendi özel kombosuna sahip. Sevdim. İyi şanslar orada. Silas. Ve unutma. Eğer kara için bakıyorsan onu kurtarmak ve diğer büyüleri, yani büyücüler daha önceliğimiz. Büyü avcıları avlamak değil. Benim deneyimimde hepsi aynı. Sen ve kara birbirinize çok uygunsunuz. O da kana susamış. Aman aman biz kimi kurtarmaya gidiyoruz? Görseller çok doyurucu ya. Aha Lord Erran galiba bu arkadaş. Yani Lord gibi durduğunu düşünürsek. Beni mi çağırdınız?
Lord Edril. Teşekkür ederim Visteria. Seni çağırdım. Call for you. He. Sylas şehirden kaçtığında seni çağırdım. Onun cesedi için soruyorum. Ama ve hiçbir büyü avcısı onu getiremedi. Onların başarılı olduğu yerde sen başarılı olursun, değil mi? Ben bir takıma liderlik yaparım onu bulmak için. Bundan emin misin? Senin geçmişinden. O beni çocukken biliyordu. Ve dünya bizi değiştirdi. Farklı yönlerde. Seni güçlü bir silah çevirdi. Ha, onun dışında tüm insanlar ona karşı doldurmalıyız. Zaten hepsi onun kral Jarvan 3'ü öldürdüğüne inanıyor. Oo. Burada bayağı Sylas'ın üstüne pislik yığmaya çalışıyor. Yani onu kötülemek. Halk kahramanına ya da halk düşmanı yapmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Bu karakter. Belli ki baş düşmanımız bu olacak. Zaten konuşmalardan bildiğimiz kadarıyla. Çaktırmayın. köylüleri ve halkı yalanlarla doldur. Hain kral katiline karşı. Eski kral bunları karşıydı ama şu an öyle. Ve genç Jarvan deneyimsiz. O daha kolay yola gelir. Sen Sylas'ı canlı mı istiyorsun? Ya da tek parça. En iyisi onu gördüğünde öldür. Hiçbir kendini geri tutma. Asla yapmam. Hiçbir büyücü benim gözüm önünde asileşemez. Ve Sylas dizlerin üstünde acı bana dilemeli. Doğru kelimeyi bulamadım. Her zaman olur böyle şeyler. Ama belli ki bu adam bayağı tiksinç bir herif. Anladığım kadarıyla Leyna Akıl Hocası Kara, Thorne Braddock Sihir Avcısı Karagan'a götürülmüş. Eldar'a karşı mücadele yararlı bir müttefik olacak. Yerleşkeye sızın filan. Takipçilerimiz Peçeli Hanım'ın ibadet sunaklarına ibadet eder. Yani takipçilerimiz. İlk defa ulaştığımızda Sylas'ın canı doluyormuş. Ha. Şeylerimizi değiştirirken burada kullanıyoruz. Büyülerimiz. Oh. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Aldığımı hatırlamıyorum. Bu ilk boss'tan gelen bir büyüye benziyor. Neden kullanmayalım? Her zaman bir şeyler kıralım. Kral katili burada. Muhafızları çağırın. Yalanlar çabuk yayılmaya başlamış. Dedikodu yayılıyor. Şimdi kötü bir üne sahibim. Keşke bunu kendi avantajıma kullanabilsem.
Açlıktan ölmek üzere olan ailenin evi, yeni çiftliğimiz savaş kıtlıktan uzak, büyünün dişlerinin körel bir topraklarda. Yeni yurttaşlarımızla birlikte bu duvarları yükselttik. Deniz, Daytree temeli attı. Lauren kardeşler çatıyı kaldırdı. İyi şanslar ve arkadaşlar, bu yeni jenetik evimizi kutsasın. O sandık. Her zaman. Vallahi krallıktan gelen bir not gibi duruyor. Böyle anlamadım. Efektlerimiz de var. Bizim köyümüzü paramparça ediyorlar. Kardeşim, bizim yaptığımız şey yok. Şimdi ana yol orası, değil mi? Şurası ara yol. O zaman buradan gidiyoruz. Buraya hoş gelmedin. Bir şey düşüyor galiba artık. Sadece şu fareleri kesmek için yok. Ha. Bu küçük köy için çok fazla asker. Kara çok önemli bir tutsak olmalı. Belki oraya gitmeyeceğiz. Ara yollar, ara yollar. Her zaman ara yollar en önemlisi. Bizi öldürmek için geldiler. Sayı farkını sevmiyorum. Başka bir yoldan gitmeliyim. Tamam, anladık, tamam. Yeni büyüleri toplamamız lazım belli ki. Çünkü yeni bir büyüğümüz gibi var şu an. Çocukları saklayın. Artık ne anlatılıyor hakkımızda bilmiyorum. Kapılar yüzümüze kapanıyor. Belki de şehri yakıp yıktığımız için de olabilir şu an. Oo. Güzel loot. Arkadaşlar, çaktırmayın. Görmediğiniz hiçbir şey. Canlılığı fark ediyor musunuz? Hani kuruyan kıyafetlerin, yaşayan bir şehrin. O da kim? Orada biri var. Dauntless Vanguard'lar burada. Cidden koruyacakları bir şey, büyük bir şey olmalı. Orada bir şeyler dönüyor. Ama tabii ki de ara yollar. Senin büyük gücün çok güçlü. Sen bir avcı değilsin, değil mi? Çünkü ben bir avcılarını eğlence için kızartırım. Hayır. Ben bir grup isyancı ile birlikteyim. Senin gibi güçlü bir ateş büyücüsü kullanabiliriz.
Büyücülerini meşale kullanmak için herhangi bir sebep yeterli benim için. Bir sığınağımız var ormanda. Şu yolda. Onları söyle, ben seni yolladım. Oy. Güzeldi bu. Şu anlık sadece belli büyülerimiz var. Şu büyüyü daha çok sevdim. Alan vurması güzel yani genel olarak. Bu tekli atıyor. Büyük ihtimal alan patlamıyor. Yani gösteriyor ama büyük ihtimal bireysel hasarı var. Bu geçtiği alanda herkese hasar vuruyor. Daha mantıklı, daha güvenli duruyor. Eğer çoklu savaş yapacaksak. İş bölgeleri konusunda endişeleniyorum. Komutanlığın durumu hakkında endişeleniyorum. Jonas. Her gün halktan iblisler hakkında hikayeler duyuyoruz. Fos Barrow'u bir nedenden ötürü halının altına süpürdük. Büyücüleri suçla, temiz bir şekilde çekip git. Ama şimdi bir şey bu canlıları yerleşim bölgelerine çekiyor. Halkınızın büyülü müdahaleleri her yerde. Büyülü müdahaleleri her yerde. Her zaman bastırması gerekiyor. Sonsuz yeşil ya da yani sonsuz yeşil ya da Amberfell gibi bir çöplük olması umurumda değil. Bu şeytanları bulup onları ortadan kaldırıyorsunuz. Eğer bulabilirseniz yerel bir büyücüyü suçlayın ve bulamazsanız bir haytut asıp ona büyücü deyin. Oo. Eğer lanet işini yapamıyorsan o süslü pestris Biblo'yu teslim etmeni ve ailenin mülkünü temizlemeye geri dönmeni bekliyorum. Ve eğer bunun tasfiyelerle ilgili olduğuna dair tek bir kelime bile duyarsam bizzat sizin ara istasyonunuza gidip boğazınıza bir işten çıkarma mektubu sokacağım. Wow. Yani genel olarak baktığınızda bir çürüme var işlerine Demacia'nın. Biraz tarihten baktığımızda cadı avlarının muhabbetine de çok yakın. Büyüler olan nefret. Ve işin üzücü kısmı, önceki bölümde de söylediğim gibi, bu büyücüler onların kendi halkı, kendi insanı. Ama bir yozlaşma ve büyük ihtimalle bir çıkar var bundan. Zamanla göreceğiz hikayede. Ben şu büyücülerin olayını anlamak istiyorum. Yakından alan büyü vuruyor ya da savunma gibi bir şey. Yakındaki yakınlarına hasar vuruyor. Hepimizi öldürmek için geldiler. Geçen dediğim gibi artık nasıl bir diyalog dönmüşse ve bir nefret hikayesi anlatıldıysa şu an bizden nefret ediyorlar. Ana yol orası. Nefret ediyorum sizden öncelikle. Aksi yanlış anlamasın. Hayvan düşmanı değilim. Bu kaçmış tutsak. Kurtarın bizi.
Askerleri ve aristokratları korumak için kaçmak. Bu sahte tanrıları onları direkt bırakmış. Oy. Önemli bunlar hikaye için. Geçen gün yolda ilginç bir şey oldu. Gölgede dertlerinden yakınan bir kadınla karşılaştım. Bana sevgilisinin Batı Denizi'nden nasıl kaybolduğunu ve bir başkasıyla yeniden konuşarak nasıl biraz teselli bulmak istediğini anlattı. Yorum yapmak istemiyorum bu konu hakkında. İtiraf etmeliyim ki onu çok çekici buldum. Gözleri beni içine çeken, doğal olmayan bir ateşle parlıyordu. Dudakları mevsimin en olgun meyvelerini andırıyordu. Kapüşonun altından görünen iki soluk saç buklesi ve parlak madalyon mor koynuna yatıyordu. Tırnakları yanağımda ince bir çizik çizdiğinde melodik bir ses tonuyla bolca özür diledi. Kaza olduğundan eminim. Ah, onu bulduğum için ne büyük bir mutluluk duydum. Ve onu bu gece tekrar görmek ve eğer şansım varsa elimi okşadığını yeniden hissetmek ne büyük bir heyecandı. Şimdi az buçuk hatırlıyorsanız Ahri'nin ırkı gibi ırkları. Bunlar biraz büyülü yaratıklar ve insan gibi varlıklarla temasla biraz sakıncalı olabiliyor. Çünkü yani bazı türleri hatta diğer canlılara temas etmemiz lazım. Ahri yanlış hatırlamıyorsam dokunduğu ya da onu seven kişiler temas ettiğini ruhların özümsüyordu. Ve hatta aşık olduğu bir adam ölmüştü. Bir hikayede kendisine ötürü. O yüzden kimseyle bir aşk yaşamıyor, sevmiyor, edemiyor. Genel baktığımızda Runeterra evreni çok geniş. Çok şimdi sinirlendirebilirim bu konuda. Eminim sinirlenecektir de. Ama eğer başarırlarsa Runeterra evreninin hikaye akışı bu. Silver kanat. Gümüş kanat. WoW'la yarışabilecek olur. Çünkü WoW geçebilecek bir şu an bir evren bulunamadı şu ana kadar. Ve alternatif olmadığı için insanlar çok fazla WoW'la haşır neşir. World of Warcraft evreni severim. Ya, şimdi yanlış olmasın. Azeroth olsun, birçok şey olsun. Ama her zaman beni bu evren daha çok çekti. Kral katili bir orduyla savaşabileceğini mi düşündü? Oo. Çok güçlü abicim. Komboları yavaş yavaş ısınıyorum. Komboları hiç zor değil. Önceki bölümde hatırlarsınız. Ben iyi bir oyuncu değilim. Ah, yazık açtım. O senin zırhını çok koruyamadı gibi bir şeydi büyük ihtimal. Haritaya bakıyoruz. Büyü avcılarının karargahını bul. Şimdi bize bunun sonunu göre... Şimdi savaşı görmediğim için bir şey diyemiyorum. Yeni büyü. Bu ne yapıyor? Tamam. Güdümlü büyü atıyor. Pestiri de havada engelledi. Yani pestiri zincirlerin büyüğü havada engelledi. Bu çok güzel bir şey. Eğer ki savaşta da görmem lazım o büyü gelirken havada vurabiliyor mu ona? Vurabiliyorsam güzel. Araştırabildiğimiz bir şey var mı? Yok. Şu an herhangi bir şey yok. Bu arada beyaz tonları, Demacia'nın beyaz tonları
Seçtiği taşları bilmiyorum. Mermer mi emin değilim. Ama yapısına baktığımızda genelde kendi tonları beyaz tonları. Renklerin ağırlığına baktığımızda ve baya elit duruyor. Aristokratik. Bilmiyorum kelimeyi nasıl kullanabilirim. Adımları duydun mu? Şimdi yanlış hatırlamıyorsam şimdi bu abiye büyü daha çok vuracak. Evet, büyüleri havada engelleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu güzel bir mekanik. Çünkü zincirlerimiz pestirit. Ben olduğu için büyüyü emebiliyor ve büyük ihtimal büyü gücünü istediği şekilde sokabiliyor. Zaten hatırlarsanız Leyla bu taşlardan büyüyü kullanıp büyüleri yaratıyor. Şu an mesela kullandığımız aslında bir pestirit taşından yapılmış bir büyü. Uf, çok güzel ortam. Tabii ben biraz dağıttım. Şimdi büyük bir haritamız var. Manamız yok. Manamız. Ha, şu an mesela yakında durduğumuzda hasar yiyeceğiz. Biri defansif hasar, diğeri agresif hasar. Ve büyük ihtimal yeşil ve hava ve doğa birbirine düşman olanlar. Şimdi biz buraya hapis olduk. Bir yolumuz var. Geçemiyorum oraya. Bir hata var galiba. Normalde. Evet, bir ilk bug'ımızı da bulduk arkadaşlar oyunda. Hayır arkadaşlar, ben salakmışım. Bu aramızda kimse söylemiyoruz. Bir şey kaçırdım arkada, ona bakıyorum. Hayır. Haritamıza bakıyoruz. Belli ki burası ana yol gibi duruyor. Evet. Her gün bir kişi arıyorlar. Oo. Bunlar hafif zincirlerimizi kır. Evet, Demacia tutsaklarına pek güzel davranmıyor, onu da görmüş olduk. Bizi kurtarmak için mi geldin buraya? Elinden gelen her şeyi yapacağım.
Temasının köpekleri bizi zorluyor. Yanlış olmasın, Demacia'ya bir nefretim yok. Çünkü bu olaylar tek başına yaşanmıyor. Çünkü bunlar Demacia'nın halkı genel olarak baktığımızda. Endişelenmeyin. Hepinizi buradan çıkaracağım. Görsel de çok güzel. Ben büyücü değilim. Beni yanlış adamı kaçırdılar. Ben büyücü değilim. Yemin ederim. Kapı açıldı. Ya da biz sonu delirdik mi? Muhafızlar ölü. Ormana koşun. Benim dostlarım size yardım edecektir. Sen kimsin? Ben de kaçmış. Burası önemli. Kendi ismini söylemiyor. Çünkü yani kendi anılması ve kötü anılması biraz etkiliyor bunda. Büyü avcıları hak etti ölümü alacak bize yaptıklarından dolayı. Ve burada yaptıkların, sizi tuttukları her gün için acıyla ödemelerini vereceğim onlara. Oo. İnkar etmek değil. Yani bunun sonucuna katlanacaklar gibi bir şey diyor. Beni Ruko diye çağırırlar. Sen gerçekten büyü avcılarıyla mı kavga ettin? Evet. Hadi diğerlerini takip et ormana doğru. Daha güvenli. Hayır, bekle. Ben de yardım etmek istiyorum. Ben de savaşmalıyım. Kardeşimi kurtarmalıyım. Büyü avcıları bizi askere almaya çalıştı ama biz itiraz ettik. Sonra bizi hapse attılar. Onu bulmalıyım. Sen benden daha cesursun çocuk. Ben senin yaşlarındayken büyü avcısı oldum. Sonradan fark ettim bu ne demek olduğunu. İhsan benim kardeşimi kurtarmaya yardım edebilir mi? Her şey yapabilirim. Öldürmem gerekirse öldürürüm. Evet. Bizim en önemli şu an planımız büyü avcıların liderini öldürmek. Lord Eldred. Eldred öldükten sonra eminim ki senin kardeşini bulup kurtaracağız. Daha kolay olacaktır. Harika. Seninle geliyorum. Ne? Bu benim ne kastettiğim şey değil. Savaş alın çocuklar için değil. Ben çocuk değilim. Sende ruh var. Ama asker değilsin. Seni ön kapıya kadar geçireceğim. Öncelikli sandık. Bakıyoruz haritaya. Açmadığımız yer yok. Haritanın geçişi öyle bir değişik ki bir an savaş var zannettim. Kurtardığımız insanlar. Şimdi ön kapıya kadar geçireceğim dedim çocuğa. Bu ne demek? Bu Peçeli Hanım hakkında. Bak orada yazıyor.
Peçeli Hanım'ı görüldüğüne dair raporu aldık. Ama orada hiçbir ipucu yoktu. Kara büyüyle kara büyüye sahip olabilir. Bizim için potansiyel tehdit. Gerçek olduğunu düşünüyorlar. Ama o sadece bir hikaye. Eğer büyücü onun bir düşman olduğunu, tehdit olduğunu düşünüyorsa bir delikodan fazlası olmalı. Sesi çok tehlikeli geliyor. Ve biz de. Büyücüler için tehlikeliyiz. Büyük ihtimal burada görsel gibi bir savaştan bahsediyor. Çoğumuz hani bilgisi var mı bilmiyorum Runeteri hakkında. Ama Kale ve Morgana iki kardeşler. Morgana düşmüş bir melek. Kale ise yani ikisinin savaşını görüyoruz bir sahnede. Büyük de onu resmetmişler burada eski yazıtlarda. Çünkü Kale ve Morgana antik karakterler. Ve zincirin hareketini çok güzel. Evet, çocuğa takıldım. Cidden çocuğa takıldım. Ve Morgana'yı görmek her seferinde bir garip hissettirmiyor değil. Morgana olduğunu az buçuk şundan tahmin ediyorum. Görselden ve karakterin oyundan bildiğimden biraz da lore'un hakim olduğundan kaynaklı. Morgana bir tanrıdan ziyade yükselmiş ve düşmüş bir karakter. Bu söz verilmiş gibi duruyor. Ha. Soruşturma yaptıklar yani büyük ihtimal karadan bahsediyor. Onu Clarion Cove diye bir yere taşımışlar. Çünkü burada duracak kadar tehlikeliymiş yani. Onlar için tehlikeliymiş karakter. Kara büyük ihtimal. Daha yürüyüşü için umarım hazırdır Leyna diyor. deneysel bir şey. Komutanın deneyi. Kusura bakma ama ben bir şey okuyorum burada. Ha, yanlış bir baktım. Ha, çok iyi. Bunu salacak mısınız? Ne geliyor? Doğal bir rüzgar büyücüsü. Ya da... Ha biraz da takım büyüsü gibi bir şey. Birbirlerini atıyorlar. Büyüsünü engelledim. Çok sevdiğim büyü hani vurduğunda devam edemiyor vurmaya ve kullanmaya sikiyor. Nefret ettim şu karakterden. Ve iki tane mi geldi ondan? Çok güzel.
Ve işin kötü tarafı, her seferinde bu kalkan yenileniyor. Ama ölmedik. Ama şu an ölecekmişiz gibi. El içinde biraz büyüğü varsa çocuk, şimdi kullanmanın tam zamanı. Ben düşünmüştüm ki sen benim savaşçı olmadığımı söylemiştin. Bundan daha iyi bir zaman olamaz bana tersini kanıtlamak için. Oy, aman aman aman. Tamam, bu beklenmedikti. Evet, yapabiliyormuşum. Hadi bir mektubu Leniel'a götürelim. Thornbarrow diye bir achievement geldi. Ve 5 XP verdi. Aa, bu kurtardığımız gümüş kanat. Silas askeri alım yapıyor. Bu günleri göreceğimi düşünmezdim. Bekle, bu çocuk mu? Ben çocuk değilim. Ben 16 yaşındayım. Gerçekten mi? Yuko gözüklüğünden daha güçlü. Bir oda dolusu büyü avcısını alaşağı etti. Ve yine yaparım. I have no... Gidecek bir yerim yok. Bana bir şans ver lütfen. Sen evdesin Ruko. Senin güvende kaldığına emin olacağız. Yani Silas, sen ve ben bunun hakkında sonra konuşuruz. Benim hocam hakkında bir işaret var mı? Bir mektup bulduk. Daha doğrusu not bulduk. Onu Clarion Cove'ye götürmüşler. Karayı. Clarion Cove? Bir bakarım bizim gözlerimiz orası hakkında ne biliyor. Onun dışında biraz dinlenmelisin. Gidip Ruko ile görüşmeliymiş çocukla. Neye uygunmuş görelim. Oo. Evet arkadaşlar, burada bir bölümümüze daha araya veriyoruz. Şu ana kadar oyun hakkında fikrim, oyun gerçekten hoşuma gitti. Dövüş mekanikleri hoşuma gidiyor. Görsel olarak güzel. Ve şu an bulunduğumuz ortamın zaten eskiliği ve burada bir yaşanmışlığın olması beni doyuruyor. Ve benim gümüş kanatım tabii ki de ayrılmadan önce sevmemiz gerekiyor. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Hoşça kalın.